Çılgın Ibiza geceleri, yelkenli nedir, yelkenli nasıl yapılır, yelkenli de hayat nasıl geçiyor? Tüm bunları anlattığım video başlasın. Bir yalandır. Bir film repliğiyle giriş yapayım dedim. Şu an inanılmaz absürt bir yerdeyim arkadaşlar. Şu anda İspanya'nın bu bir tane küçücük adası var ya Akdeniz ortasında, Ibiza. Bu çılgın partilerin döndüğü, zenginlerin yaşadığı falan. Tam olarak o adadayım. Buraya Türklerin düzenlediği Sailbreak adında bir festivale katılmaya geldim. Şimdi size daha önce videolarımda şeyden bahsediyordum. Uçları yaşamak, uç dengeleri görmek, zıtlıkları görmek. Ya mesela şöyle bir fakirle zenginliği. Bu uçları görmek kendi hayatımızda çok daha güzel bir denge kurmamızı sağlıyor bize. O yüzden mesela Hindistan gibi bir yerde böyle pislik içinde o trenlerde seyahat edip ardından tam zıttı olan Ibiza gibi bir yerde şimdi uyanabiliyorum. Bu benim için muazzam bir deneyim. Muazzam bir his. Bunu yaşarken de size de yaşatmak istiyorum. Çünkü bu uçları deneyimlemek bence hayatta çok önemliydi. Her zaman bahsettiğim gibi hayatta deneyim satın almak en önemli şey. Neyse konumuza gelelim. Burada Sailbreak adında festival var. Bu festival böyle yelkenlere biliyor insanlar. Gün içerisinde bir sürü koylar, denizleri geziyorlar. Sonra akşama doğru ya koya bırakıyorlar ya da marinaya bırakıyorlar. Akşamları da gece Ibiza gecelerine akıyorlar. Acayip bir deneyim yani. Şimdi birazdan kalkacağız. Burada bu arada 3 tane Sailbreak teknesi var. Biz şu teknede kalıyoruz. Yanımda da Lara var. Lara bu etkinliğin Sailbrain etkinlik koordinatörü. Dün acayip şeyler yaşadık Lara'yla. Gerçekten. Böyle bir tanışma hikayesi yok. Aynen. O yüzden çok memnunum yani. Şimdi birazdan bu teknelerle yola çıkacağız. Nereye gidiyoruz bugün? Calateniras. Calateniras diye bir yere gidiyoruz. Gidince göreceğiz. Buna şey deniyor değil mi? Katamaran. Katamaran evet. Deniyor buna. Biz bu teknede kalıyoruz. Bir tane böyle yelkenli var şöyle arkamda. Bir de bu da var. Bunların hepsinin içini göstereceğim size. İçini gezdireceğim. Bir tur olacak. Şimdi Calamara koyunda duracağız mı? Orada demir atacağız. Oradan beach'e geçeceğiz falan filan. Orada takılacağız. Takılacağız. Şey. Akşam tekrar buraya geleceğiz. Akşam hayır orada kalacağız. Ha, akşam oradayız. Tamam bu gece koyda kalacağız. Y sabes no me interesa. Not really. Ya tú me da igual. Hoy te dejo por más que me ruegues mi vida. Y yo no entiendo qué es lo que me está pasando. Mi corazón a mil va revolucionando. Tengo toda mi vida y para adelante me sigo y sin ti yo te digo. Que el fuego de tus celos me estaba quemando. Que tu traición a mí me estaba envenenando. Que voy a aprender a vivir sin ti. Rest in peace, hoy te entierro mi vida. Tus dulces besos en mi piel. Şu anda Calabasa diye bir koya geldik. Kala koy demekmiş. Basa da işte basa koyu. Şu anda Barkın yanımda. Selamlar. Barkın'ı zaten belki tanırsınız. Sevdiğim, takip ettiğim danlardan bir tanesi. Çok teşekkür ederim. Ben de seni karşım. Eyvallah. Bu ekipte kimler var size? Bugün onu birazcık göstermeye çalışacağım. Katamarı'da hocamız Efe Hoca, kaptanımız burada. Şimdi bugün hatta kaç gün beraberiz abi? 4 gün daha. 4 gün beraberiz burada. Diğer kaptanımız da Mert. Merhaba. Bizim ekibin düşüyordum. Ekibin bir parçası da burada. İsmimizi tekrar alabilir miyim? Pınar. Pınar, Teoman, Erinç. Erinç, Özgür. Ve böyle devam ediyoruz. Evet. Hadi gelin şimdi size katamaranımızı tanıtalım. Yanımda Batur Alp ve Betül var. Merhaba. Belki Betül'ü Instagram'dan tanırsınız. Evet. Şimdi katamaranımızı gezeceğiz. Lara bize yardımcı olacak bu konuda. Rehber, kılavuz ol bize. Gel önden başlayalım. En başta tekne nasıl bir şeye benziyor? Önden bir gösterelim böyle. Merhaba, hoş geldiniz. Katamaranın şu anda ön kısmındayız. Gördüğünüz gibi burada oyuncaklarımız var. Yani burası çok keyifli oluyor. Burada oturuyoruz, yatıyoruz. Ben de buraya böyle yatıyorum. Burası böyle yatmalık. Gece falan gece çok güzel oluyor. Of, yıldızları izleyerek gece yatıyorsun burada. Öyle bir an düşün abi, muazzam. Alttan sisi geliyor, üstten çok güzel güneş vuruyor ve önünde böyle bir manzara var. Burası havuzluğumuz, yemek yediğimiz yer. Yani şurası. Çok güzel bir yer ama yani. Evet, yani keyifli yani. Diğer teknelerin bu şeyi bu kadar yok. Ya, evet, şey. Diğer yani yelkenlilerin daha küçük oluyor tabii katamaranlara göre. Şimdi de dümene doğru gidelim. Bu bizim haritamız. Burayla birlikte hani konumumuzu görebiliyoruz ve rotamızı çizebiliyoruz. Burada da pusulamız var. Ha, bu da gaz. Bunlar da vuruyorsun, ileri gidiyorsun. Evet. Evet, içerisi de. Baştan söylüyorum, birazcık dağınık olabiliriz. 5 gündür buradayız. Burası mutfağımız. Mesela bu. Sadece içki dolabımız. Burası bak içkilerimizi de gösterebilirsin. Wow, Spanish içkiler. Daha dün galiba yeniden stoklanmış burası. Yani bu akşama kalmaz o. Bu ocağımız, fırınımız. Bayağı büyük bir evin mutfağı gibi. Bayağı yani. Ne içmek istiyorsan var abi. Rakı bardağı göremedim. Rakı maalesef yok ya. Burada da yiyecek dolabımız var. Sonra burası da hani iç havuzluğumuz. Hey, 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 hey
Şimdi Lara bize anons yapacak. Entonces tengo que preguntar, ¿es posible que amarremos juntos? Bu çalışmıyor galiba. Burayı gösterebilirim önce. Teknenin bütün sigorta akımı. Mesela ışıklar falan filan buradan açılıyor. Ya da bazı kontroller hep buradan yapılıyor. Bu teknede 4 kamera var. 3 tane de banyomuz var. Önce sizin için Emre'nin odasından başlıyorum. Dağınık odaya girsin. Kesinlikle dağınık. Barkın da var burada, ondan da bahsedeyim. Evet, Barkın da ikisinin odası. Tekne giderken şöyle denizi görerek. Şu rengine bakar mısın? Suyun güzelliğine bakar mısın abi ya? Muazzam. Burada işte romantizm yaşayarak Barkın'la. Aynı. Burası da böyle bir oda. Bayağı da büyük yani, baksana hani. Emre'nin özel tuvaleti. Evet, odaya özel tuvalet var yani. Dur 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 dum. Ya aslında evimizden çok bir farklı değil. Tek farkı şu sifon mekanizması. Şu pompayla. Aynen, mesela küçük arkadaşımızın yaptıktan sonra hani pompayla çekiyoruz onu. Aynen, gösterelim şöyle burada. Aynen, aynı şekilde çekiyoruz. Pompalamak iyi bir şey. Arada pompalamak lazım. Dip tuvaletinizi buraya yapmayın. Bence gayet önemli. Buraya sıkmıyoruz arkadaşlar. Bu evet, kadar. Bu çok önemli çünkü yoksa her şey doluyor. Çıkabilir, dolabilir, tıkanabilir. Bir de patlıyor dışarı. Öyle mi? Bir şey evet olabilmesi olabiliyor yani. Tamam. Betül'ün odasına gidiyoruz. Betül'ün odası biraz daha farklı. Bu da Katamar'ın diğer yarısı. Aynen. Bura kimin odasıydı? Komodorumuzun odası. Komodor mu? Ha, Efe Hoca'nın odası. Ha, komodor. Kaptanımız. Şimdi burada bir buzluğumuz var. Bunları zaten bitiriyoruz. Bitiyor ya. Kalmıyor. Günlük yani. Ayakkabılarımız da son olarak burada. Ayakkabılar, terlikleri yani buraya koyduk. Yani girer girmez ayakkabılar burada tabii. Ve katamarama. katamaran böyle bir yer. İbiza'nın en tepesindeki kalenin oradayız. Biraz İbiza hakkında bilgi vermek istiyorum size. İbiza böyle ilk başlarda milattan önce 100 yıllarında falan Roma İmparatorluğu tarafından fethediliyor. 5. yüzyıla kadar Roma İmparatorluğu böyle dağılınca buraya Araplar ele geçiriyor. Uzun bir süre Araplar yönetiyor bu adayı. Arap kültürüne hakim olduğu bir ada iken yaklaşık 12. yüzyılda falan Katalanlar adaya geliyor ve burada bulunan camileri kilise yapıyorlar Hristiyan yaymak için. Ama yine şehrin bir kısmında Arap kültürünü, Arap mimarisinden kalan örnekleri, Araplardan kalan kültür şeylerini görmek mümkünken bir taraftan da böyle İspanyol ve İtalyan eserlerini görüyoruz. Öyle bir yer İbiza. Daha sonradan işte 1960'larda hippie kültürü başlıyor burada. Sonra da şimdi dünyanın en güzel çılgın parkalarından bir tanesi oluyor. Birazcık plaja takılacağız. Burası muazzam bir plaj abi ya. Suyun güzelliğini anlatamam size. İnsanlar da çok çılgın burada. Hatta birçoğu üstsüz. O yüzden çok fazla gösteremiyorum kamerada. Ama genel olarak şöyle bakabilirsiniz. Kalabassa koyundayız. Ne koyundayız? Kalabassa. Kalabassa. Aynen. Çok güzel bir koy. Deniz rengi özellikle çok güzel. Bir çekebilirsiniz. Bir gösterebilirim kameranın efendim. Şöyle gösterelim. Bu al şeklinde bakın. Dara'nın çok güzel bir tespiti vardı. Bugün bana söyledi. İbiza hakkında. Hani herkes İbiza böyle zengin yeri, tatil yeri falan görüyor ya. Sen bunun tezatına dair bir şey söylemiştin. Ya ben hani tabii ki hani hocam kadar İbiza hakkında bilgi sahibi değilim ama sosyal medyada İbiza ile ilgili gördüklerimizin
çok fazla doğru olmadığını ben buraya geldiğimde açıkça gördüm. Sail Break zaten... İnsanların hayatlarının bu kocaman milyonlar olmasına gerekmiyor böyle bir tatil yapmak için. Sail Break tatili diye bir şey var. Aynen. Tekne şu teknelerimiz tatili. Bizim. Bakın. O tekneyi kiralayıp bir hafta boyunca normal yani ortalama bir kişinin de... Tatilde harcadığı tatil... parayı aynı alternatif olarak aynen, böyle bir güzellik aynen, yapabiliyorsun ve bence öyle. Muazzam bir deneyim. Ya kesinlikle. Ben bir de şöyle düşünüyorum. Bence Türk insanı hani yelken tatiline çok benimsemiş değil. Yani daha bilmiyorlar, tadını bilmiyorlar. Hani nasıl kayak tatili bambaşka bir tatildir ya da bir doğa gezisi bambaşka bir tatil. Karadeniz gezisi mesela. Hani aynı şekilde yelken tatili de böyle farklı bir tatil. Hani düşünün, evinizle birlikte hareket ediyorsunuz. Ve suyun üzerinde. Suyun üzerindesin ve geziyorsun ve yani gittiğiniz yerlerde beachler. Yelkenimiz açıldı. Günaydın hepinize. Şu anda 3. günündeyim. Aslında onlar için 5. gün. Ben geç geldim buraya. 3. günümüzde suya böyle başladık. Marina da başladı. Neyse bugün başka bir beach'e gideceğiz. Değişik ya. Valla takılıyoruz. İnsanların kafaları çok güzel. İnsanlar çok tatlı. Ya, o kadar güzel insanlar ki bırakmayacağım bunları. Şimdi her gün böyle arayacağım, darlayacağım. Ben de geleceğim oraya. Ben de geleceğim falan diye. Umarım bir gün de siz de bu etkinliğe katılırsınız ve tanışırsınız Efe Hoca'yla ve diğer bütün ekiple. Muazzam insanlar ya. Çok mutluyum onlara tanıştığım için. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün kanalıma Emre'yi konuk ediyorum. Emre anlat bakalım gemi nasıl sürüyor? Şimdi dümen bende arkadaşlar. Dümeni aldım sonra 3 günün sonunda ele geçirdim. Tamam. Şimdi karşımızda bir tane burun var. Buruna doğru gidiyoruz ama böyle otobanda gitmek gibi bir şey değil bu. Sürekli bir sağ yapıyor, bir sol yapıyor. Direkt toplaman lazım. Yelken açıldı mesela rüzgardan. Bu olayın nasıl bir şey var? Evet. Çok hassas direksiyon. Ufacık değişikliği böyle hemen gösteriyor burada. O yüzden böyle hani arabalarda, eski arabalarda direksiyon boşluğu olur ya. Onu almak gibi sürüyorsun böyle. Bir sağ bir sol. Adam yatı eski arabaları benzetti. Evet. Hayır. Direksiyonunu kullanma hassasiyetini anlatıyor. Öyle değil mi kaptanın? Aynen öyle. Normalde araba direksiyonlarında bir özellik daha var. Siz direksiyonu çevirdiğiniz zaman bir tarafa bırakırsanız arabalar da geri döner. Ama aynen, burada öyle değil. Burada bırakırsanız dümen en son yaptığınız hareketi yapmaya aynen, devam eder. Aynen. O yüzden sürekli dümenle hem hedefinizde, tertenizinizde olacak gözümüz hem de elimiz sürekli dümende olacak. Böylelikle o aradaki gitgelleri güzel dengelememiz gerekiyor. Çok fazla değişken var ya. Ben de yaklaşık 10-15 kilometre hızla gidiyoruz. O da denizcilik şeyinde 6 knot. Nat deniyor, nat bilimi değil mi? Aynen. Veya deniz mili diyebilirsin. Deniz mili. 6.1 falan. Yani bu arada bir sürü yelkencilik kursları falan var. Onlardan bahsetsin. Bizde normalde virada 13 yaş üzeri öğrencilere, yani üst limiti yok ama alt limiti 13 yaş üzeri öğrencilere 1 yıldız temel yelkencilik eğitimi, 2 yıldız ileri yelkencilik eğitimi, yarışçılık eğitimi ve yatçılık eğitimi veriyoruz. Bu alta bir tane link koyalım biliyorum. Oradan bütün kurslara aynen, bakabilirsiniz abi. Eğitimlerimiz, ben de katılacağım. Eğitimlerimiz linkini koyarsak oradan güncel fiyatları sürekli görebilirsiniz. Valla kurlarımız... ben denizciliği sevdim ya. Sizi de sevdim. Başkası olsa sevmezdim. Biz de seni çok sevdik abi. Ben denizin içinde olmak her zaman huzur veriyor. O yüzden yani her bu sporla tanışan kişi çok büyük olasılıkla devam etmek istiyor. Bırakmak istemiyor yani. Çünkü bir huzur, bir özgür hissediyor insanlar aynen, kendilerini. Beni tatmin etti vallahi. Ben de mesela çok küçük yaşlardan beri yapıyorum. Dışarıda başka işlerim olmasına rağmen hani bırakmıyorum bir şekilde.